Merhaba değerli izleyiciler. Bugün iman ile İslam arasındaki ilişkiyi düşünelim diye aklımdan geçirdim. Başka bir ifadeyle tahkiki imanın ameli hayatımıza yansımasına bakalım. Tahkiki iman salih amele nasıl yansır, nasıl kuvvet verir onu hatırlayalım diye düşündüm. Biliyoruz ki iman inanılması gereken gerçeklere, İlahi hakikatlere tam bir teslimiyet içerisinde iman etmek ve onaylamaktır. İslam ise bu onaya, bu tasdike uygun bir biçimde ameller sergilemek, ibadet etmek, ahlaki prensiplere riayet etmektir. Dolayısıyla iman eğer tahkiki bir niteliğe ulaşmışsa, delillere dayalı, hüccetlere dayalı bir iman olmuşsa sahibini hayra kılavuzlar. Onun ibadet bilincini artırır. Daha şuurlu, daha dikkatli ibadet etmesini sağlar. Ona dini ameller ve ahlaki prensiplere uyma konusunda muazzam bir motivasyon verir. Ne? Tahkiki iman. Taklidi iman ne? Biliyoruz ki taklidi iman ebeveynimizden, ana babamızdan, çevremizden, veya eğitim kurumlarından aldığımız delillerle, hüccetlerle çok temellendirmediğimiz bir imandır. Yüzeysel bir imandır. Sahih bir imandır. Bizi güçlü bir biçimde ibadetlere motive edemeyen bir imandır bu. Eğer taklit mertebesine kalırsa ama bu iman tahkike ulaşırsa, yani muhakeme etmeye, sorgulamaya dayalı, delilleriyle, kanıtlarıyla tamamen benimsenmiş bir iman vasfı taşırsa, bu iman sahibini salih amele daha yoğun bir biçimde sevk eder. Daha şuurlu bir kulluk bilinci insana kazandırır. O yüzden denir ki, taklidi, düzeltiyorum, tahkiki iman ile salih amele ulaşma arasında doğrudan bir bağlantı vardır diye bir ifadeyle iman ile İslam arasında organik bir bağ mevcuttur. Canlı, dinamik bir bağ mevcuttur. Dolayısıyla bütün mesele bizim evvel emirde imanımızı sağlamlaştırmaktır. Tahkiki imanı elde etmektir. Tahkiki imanda sürekli olarak mertebe kazanmak, sürekli olarak gelişmek ve ilerlemektir. Çünkü tahkiki iman da aslında sonsuzdur. Çünkü inandığımız iman esasları Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, hikmeti, lütfu, ezeliyeti, ebediyeti, zamansız, sonsuz olduğu için tahkiki imanda da nihai bir mertebe yoktur. Nihayetsizdir. Ne kadar yükselirsek, ne kadar ilerlersek, ne kadar gelişirsek o kadar idealdir diye düşünmek. Şimdi vurgulamak istediğim nokta tahkiki imanı temellendirmek, tahkiki iman nasıl kazanılacağına vurgu yapmak değil. Şu, tahkiki imanda ne kadar aklen ikna olmuşsak, kalben aydınlanmışsak o oranda salih amel ilerleriz. Diğer bir ifadeyle ikna olmuşluğumuz oranı tahkikteki mertebemiz oranında biz İslami hakikatlere, prensiplere, amellere riayet etme özelliği kazanırız. O halde imanımızı olabildiğince ve alabildiğine tahkiki yapmaya devam ettirmemiz lazım. Eğer amel hayatımız zaaf varsa, noksanlığımız varsa, ciddi noksanlığımız varsa kendimizin veya başkalarının bilmeliyiz ki bunun altında ciddi bir iman sınavı vardır. Tahkiki imanda noksanlık. Tahkiki iman, iman hakikatlerini içmektir. İman hakikatlerini kendimize mal etmektir. İman hakikatlerini dem ve damarlarımıza deyim yerindeyse sirayet ettirmektir. Mahsettirmektir. Ve tahkiki imana ulaşan bir insan kainatın Allah dediğini hisseder. Tahkiki imana ulaşan bir kimse her nimetin arkasında Rezzak-ı Kerim'i görür.
Tahkiki imana ulaşan bir insan her sabah yüzünü açtığında haşrin gerçekleşeceğini hisseder. Tahkiki imana ulaşan bir insan her baharda haşrin, ahiretin numunelerini görür. Tahkiki imana ulaşan bir insan dünyada cennetin bir takım lezzetlerini hisseder. Ve bunun aksini de hayali olarak hisseder. Dolayısıyla tahkiki iman bizi gerçek anlamda Allah'a yaklaştırır. Salih amel işlemeye bizi kılavuzdur. Niye salih amele sürekli vurgu yapmamız gerekiyor? Şundan. İman tek başına yeterli. İnsanın necata ulaşması, Rabbimizin rızasını kazanmasına iman yeterli. İmanın amelle, salih amelle bezenmesi, buluşması, karışması ve olgunlaşması şarttır. Nitekim Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 25. ayetinde çok net biçimde vurgular. Başka ayetler var. Bu ayeti şimdi bir kez daha hatırlayalım. Rabbimiz buyuruyor ki meşhur bir ayettir. Ve beşşirillezine emenu ve amilus salihat enne lehum cennetin tecri min tahtiha. İman eden ve salih amel işleyen kimselere müjdele. Neyi? Altlarından ırmaklar akan cennete ulaştırılacaklar. O halde necata ulaşmak, kurtuluşa nail olmak, ilahi cennetlere nail olmak bu iki esası kuşanmaktan geçiyor. İman ve salih. Diğer bir ifadeyle. Tahkiki iman ve tahkiki iman mertebesiyle bağlantılı olarak ibadet hayatı ve ahlaki prensipler riayet. Bu ikisi birbirini bütünlediğinde felah, necat, cennet, rıza-i ilahi gelecektir diye anlaşılıyor. Bu yüzden denir ki tek başına iman sebebi necat değildir. Aynı şekilde tek başına İslam da güzel ahlaklı olmak da sebebi necat değildir. İkisini birleştirilmesi lazım. Cenab-ı Hak bizi ikisini birleştiren, tahkiki imana ulaşan, tahkiki imanla birlikte salih amellere yönelen, böylece hem Allah'ın rızasını elde eden hem de cennetine nail olmayı hak eden kullarından. Thank you.